Buyurun efendim. Şöyle. Şimdi efendim şöyle. Akşener ve Erdoğan evet. görüşmesinde ne konuşuldu? Bu görüşmenin ardından herkes bir fikir yürüttü. Oğlu işte Paris'te büyükelçilik istedi denildi. Oğluna Paris'te birçok başlık ön plana çıktı. Ama siz dediniz ki Cansu masadaki başlıklar bunlar bunlar bunlar. Eminim ve son kararım. Buyurun anlatın. Evet şimdi öncelikle şunu söylediler. <laughs> hem İyi Parti cenahından hem AK Parti kulislerini yokladım. <laughs> İyi Parti'deki yeni yaklaşım şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Selahattin Demirtaş'la gitti bir görüşme yaptı. Dolayısıyla da Demirtaş'ta yapılan bu görüşme makul ve meşru ise hı hı. Türk siyasetinde önemli bir figür olan devlet tecrübesi olan Sayın Meral Akşener'in Sayın Erdoğan'la böyle bir görüşme yapması fevkalade doğaldır. Bunu yadırgamak yanlıştır ve hatta bunun üzerinden Meral Hanımı linç etmeye çalışan parti içerisinde de bir grup var deniliyor. Bundan bir kere rahatsızlar. Ve en flash'tan başlayalım. Hı hı. Ee, bu görüşmeler düzenli olarak devam edecek. Yani bu bir ilk görüşme olmayacak. Ee, Meral Hanımla Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki e, görüşme trafiği devam edecek. Bu görüşmeler düzenli olarak devam, en sondan başlıyor Evet. Yani bu çünkü önemli olduğu için hani böyle günübirlik bir görüşme mi falan değil. Bu görüşme. Önemli bir görüşme, gündemli bir görüşme ve bundan sonra bu görüşmelerin ben devam edeceğini. Yani böyle e, doğaçlama gelişmiş o e, cenazede karşılaşmıştık Değil. ama görüşme talebi Sayın Akşener'den gelmiş. AK Partili kaynaklar evet. böyle söylüyor. Evet. Aha. Bu görüşme düzenli olarak devam edecek ve bu görüşme içerisinde e, benim aldığım bilgiler bir, e, sınır ötesi operasyon. Çünkü Sayın Meral Akşener e, İçişleri Bakanlığı yapmış, Türkiye Büyük Millet başkanı Vekili yapmış. Devleti iyi bilen Burada. önemli bir işim. Hı hı. Dolayısıyla da sınır ötesi operasyon, kayyum meselesi. Terörle mücadele, sınır ötesi evet. operasyonu ve bölgenin geleceği el alındı. Evet. Ve kayyum meselesi kayyum çerçevesinde. Kayyum çerçevesin, meselesi çerçevesinde DEM Parti ve CHP e, diyorlar. Mesela iki gün önce Sayın Ekrem İmamoğlu, e, Ahmet Türk'ü e, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde divan başkanı yaptı. Orada bir tartışma en çıktı. En yaşlı üye divan başkanı. Ama olmuş. çok Ahmet Türk de en yaşlı üye divan başkanı. Ha bir sakınca görmem ama divan şimdi, başkanı olmasının Öneşinada, gerekçesi de bu yani. Şimdi, seçim öncesinde, şimdi pardon seçim öncesinde Ahmet Türk e, Kürt sorununu, kürt meselesini çözerse sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çözer diye açıklama yaptı. Yani iktidara da uzak bir. Belediye başkanı <laughs> değil Ahmet Türk. Ya, Ahmet Türk hapisten ki... çıkmasın da hı hı. E, AK Parti e, önüne açtı. O yüzden o Bahçeli, tekrar ediyor. Sayın Ahmet Türk'ün divan başkanı olmasından bir rahatsızlık duymam hayır, ama hayır. en yaş. Bir de şimdi İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim diye şimdi Meral Akşener. Tabii ki çok ben Meral Hanım'ın devlet deneyimiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ee, çok büyük bir deneyimi de vardır mutlaka uzun yıllar içerisinde ama bir zamanlarda da şunu kaç günlük İçişleri Bakanlığı yaptın diye soruyorlardı Meral Hanım'ı. O evet. da vardı. Şimdi 31 Mart seçim sonuçları Herkesin İçişleri Bakanı olur Ele yapamaz. alındı ve bu çerçevede ayrıyetinde şu söyleniyor. Sayın Meral Akşener'le ee, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminden başlayan <laughs> bir dostlukları var. Hı. Ailecek görüşüyorlar. Emin Hanım'la görüşüyorlar. Ee, Meral Hanım'ın ailecek işte beyefendi beraber sohbet ediyorlar falan. Tamam. Şimdi burada sonuçta sonra geldiğim nokta şu. Bu görüşme sadece <laughs> AK Parti'nin kurucularından bu görüşme e, son anda olmamış. olmamış Son anda olmamış. Son anda. Hayır, oldu. hayır <laughs> şöyle. E, Kamplara Sayın katıldı ben biliyorum. Davet etti. Davet etti. Kampada FHP'den katıldı. Afyon etdi, kampına katılacak. Önem değil. Sonuçta bir dostluk var. O dostluk var <laughs> gibi yani AK Parti'nin kuruluşuna dayanıyor. O yüzden bu görüşmenin böyle büyük büyük anlamlar yüklemesi Ama mesela şöyle yok. çok ağır bir eleştiri söylenmiş, konuşulmuş böyle. Deniliyor ki sizin o anlattığınız evet. yani zaten bir dostluk var. 30 yılla dayanan evet, bir dostluk var. <laughs> evet. zaten siyaseten arkadaşlık da var. Ancak e, altılı masa döneminde de bu irtibat sürüyor muydu? Hı. Altılı masadan kalkma sürecinde komple teorisi yani o e, tırnak içerisinde bir turu atı olarak ağır ithamda bulunuyorlar. E, sayın Akşener'e buna bir de kamuoyu bunu, önünde arkadaşlar şimdi, o kadar zehir zemberek açıklamalar yaptıktan sonrası inanmam. O aile dostlukları, kalelerle Erdoğan birbirlerine karşı her zaman belli bir ölçüde saygıyı evet. saygı dozunu tutturdu. Tutturdu. Çok Sonu doğru. Ama de ama şimdi, de ama şimdi de, de, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı öncesinde birbirlerine çok ağır, <laughs> gerçekten siyaseten de ağır ithamlarda bulundu. Mesela Bahçeli'yle ama, ama beraber bunu... ağır eleştirilerde bulunmadı. Hayır, yani şunu diyorum. Bugün baktığımız noktada Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'den oluşuyor. Ve bu Cumhur İttifakı'nın sürmesini sağlayan kişi de Devlet Bahçeli. Israrla Bunun arkasında duruyor. Bunda bir sıkıntı yok. Canım. Hayır, şunun için söylüyorum. Yani siyasette bunlar olur. Geçmişte eleştiri burada... yapılır. Sonra ee, Sinana program bu, öncesinde de söyledim. Burada çok bir normal. sıkıntı var benim dile getireceğim. Şimdi daha Hocam. sonra Hocam. Hocam. şöyle şöyle bakın burada bu tepkiler söyle. nereden geldi? Bakın hani muhalefet. Yeni Anayasa da var bu arada. Evet. Tepkiler tamam. nereden geldi biliyor musunuz? Daha çok mesela Koray Aydın'ın bir açıklaması var. Sonra Akseneri görüşmenin içeriğini evet. açık menet evet. bir şekilde açıklamaya davet evet. ediyorum diyor bil Koray. Aynen. Tolga Akalın bir açıklaması var. Yani. Buradaki çelişki şu. Şimdi Musabat Dermişoğlu <laughs> Bey'i aramış Meral Hanım giderken ve geldik döndükten sonra bilgi vermiş. Akşenerle görüşme öncesi görüştük diyor Musavet Bey. Evet. Bilgi vermiş. Fakat Uğur Poyraz bizim de dostumuz. Akşener Erdoğanla görüşmesi partimizi bağlamaz. Bağlamaz. Bilgimiz de yok diyor. Genel Başkanın bilgisi de yok dedi. Doğru. Doğru bağlamaz parti. Şimdi bağlamaması hiç bir problem yok. Fakat şu var. E, Meral Hanım'ın çevresi ve Musavet Bey diyor ki bana bilgi verdi. Uğur Bey de diyor ki bizim bilgimiz yok diyor. Şimdi burada ne anlama geliyor bu? Şimdi İyi Parti'de belli ki bu mesele üzerinden Parti. bir kriz süreci yürüyecek. Hı. Ve bazı İyi Parti'ye yakın hesaplar bakın ben bunu da bilmiyordum. Benim e, Meral Hanım'a yakın kaynaklardan bana söyledikleri şu. Diyor ki Koray Bey ya da diğerlerinin açıklamalarının altındaki yorumlara bakarsanız fotoğraf nedir fotoğraf dedim. Meral Hanım'ı linç etmek isteyen, partiden ihraç etmek isteyen bir kitle var deniliyor. Benim şahsi kanaatim 2028'e doğru giderken Merel Hanım'ın devlet tecrübesi, siyasi birikimi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız da bir yol yürüyebileceğini düşünüyorum. İlla bu partide görev alma veyahut da kabine. Ha şunu da söyleyeyim. Oradaki görüşmede efendim başkan yardımcılığı yok bakanlık yok oğlu büyükelçi bunlar kesinlikle gündeme gelmemiş. Zaten açıkçası. Ama AK Partili yol, yol yürüyebilirliği... diyorum. O ben yol yürüyebilir diyorum. Çünkü Türkiye'nin küresel yoksa bir bilgi mi? Şöyle, Türkiye'nin önemli <laughs> sorunları var, yakıcı evet. sorunları var. Bakın Suriye'de referandum işte seçim meselesi 11 Ağustos'a ertelendi. Yani, görüşmeden çıkan bir bilgi mi bu? Şimdi benim gördüğüm Yani şu... yoruma dayalı mı, bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz? Ben de bilgide yoruma söylüyorum ısrarla yani. Şöyle, abi. şöyle bakın, kendi şöyle. tecrübelerimden bilgiyi alıyorum, kendi tecrübelerimle harmanlayarak açıklıyorum, yorumluyorum. Evet, yorum. bilgi o zaman, tamam. Şimdi konuş şu. Çünkü önümüzdeki dönemde ne var bakın Can Hanım? Şimdi 11 Ağustos'ta ne diyorlar? Biz diyor, Suriye'de diyor yere seçim yapacağız. Sözde yer evet. seçim yapacağız. Peki soruyorum Sözde size. Sözde Türkiye sınır ötesi müdahale etti. Burada Cumhuriyet Halk Eskere Partisi oylandı. ve HDP arasında bir sınır ötesi operasyon konusunda bir yarılma olacağını düşünüyorum şahsi kanaatim. DEM Parti'nin buna karşı çıkacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda zorlanacağını düşünüyorum. Artık Umut Bey ne der, bilemem. Burada Merel Hanım ve geniş bir devleti tecrübesi olan bir e, yapının birlikte hareket etmesinden daha doğal bir durum olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük sorunu yakın siyasi şey yakın siyasi sorunu terörle mücadele ve Suriye meselesi. Burada Meral Hanım'ın da devlet tecrübesi var. O yüzden Meral Hanım AK Parti ile hükümetle Sayın Erdoğan'la yol yürüyecek ve görüşmeler devam edeceğini düşünüyorum. Pekala buyurun. Şimdi çok güncel bir bilgi var arkadaşlar. E, he, he, hazır değil ama ben kendim e, e, hazırmış. Evet onu da alabilir miyiz <laughs> Alper? Ee, hemen İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburan açıklamaları var. Katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Ee, masadaki başlıkların üzerine bunları konuşmak lazım. Asıl so sorular buradan sonra da e, doğuya olacak. Devlette göreve hazır diyor Akşener için. Sayın Akşener için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir. Akşener Dervişoğlu'na kızgın. Neden? Saç rengi başka olacaktı, evet. bu beğenildi. <laughs> Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz. Sinan Bey'i tebrik fena, ediyoruz. yani evet. verdiği veriyorduk. bilgi, Sinan Bey'i tebrik ediyoruz, doğru bir. A aynılar, bilgi. evet. Yani Sinan Bey'le sabah konuştuk biz. Sabah. Yani, yani doğru bilgi. Evet. Yani, yorum, ben bilgimi de ısrarla sordum. Ee, şunu merak ettim, Akşener Dervişoğlu'na neden kızgın? Aynen öyle. Ben hat. E, oğluyla Şimdi Hı? oğluyla Hı? ilgili de, oğluyla ilgili adayıyordu. iddialar yüzünden kızgınmış. Şimdi Hadi. detayına bakacak ee, Sinan editörüm. Parti burada abi, hatta abi, bölünme iyi, işte, iyi evet. e, idare edemediğini düşünüyor anladığım kadarıyla Meral Hanım. Yani Dervişoğlu'nun bu parti için Daha Koray Aydın'a hayır Koray Aydın'ın çıkışı ne çok ağır tamlar. <laughs> yani burada partiye hakim olamaması bir genel başkanın bir zafiyet. Doğal olarak e, eski genel başkanın desteklediği bir yeni genel başkanın partiye hakim olamaması ve önemli isimlerinin çok ağır ithamlarda bulunması haklı olarak genel başkanı partiyi nasıl kontrol şimdi edemesini şimdi şöyle bir durum var tabii. Abi ki ben şunu soracaktım. Mesela Müsavat Bey hmm. e, delegelerle birlikte Meral Hanım'a geri dön çağrısı yapar mı diyecektim ama böyle bir evet. bilgi var. Böyle şimdi bir ben şunu merak ediyorum. Şimdi Sinan Buran'ın <laughs> yaptığı açıklamalar, e, aldığı bilgiler ve şuradaki Burak Akpınar'ın söyledikleriyle e, harmanladığımda ortaya şu çıkıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın normalde e, Meral Akşener'le eskiye dayanan dostluğuyla, ailecek görüşmesiyle bağlantı olarak yani genel bir takım şeyleri konuşabilirler, e, istişarelerde bulunabilirler ama Türkiye'nin siyaset gündeminde var olan konuları konuştuklarını, milli güvenlikle ilgili konuları konuştuklarını yani Meral Akşener'le bir siyasi parti genel başkanı olarak adeta istişare yaptığını Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüyoruz. Ancak Meral Akşener bir İyi Parti üyesi, eski genel başkan ve İyi Parti'nin e, seçimden sonra seçilmiş, e, kongresinde seçilmiş bir genel başkanı var. Müsavat Dervişoğlu. Şimdi e, Sayın Erdoğan Müsavat Dervişoğlu ile görüşmedi. Müsavat Dervişoğlu da bu görüşme talebinde bulunmadı ama görüşmediler. Ama en azından bir tebriki, ya tebrik görüşmesini ya da bir araya gelmeyi bence hak eder de diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bu acaba İyi partiden deklare edilmemiş olsa bile, dillendirilmemiş olsa bile, bir siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirilir mi? Bu konuda bir soru işareti. Bir bilgi var. de ben vereyim. Yani biz bunu bugün de yazdık. mı Meral Hanım da bundan sonra daha sık sık göreceğiz diyor siyaseten. Bir ofis kurma gibi bir çalışması evet, var. Evet, Hande Fırat yazmış bugün. Hmm. Ancak şu enteresan bir olay. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir deniliyor. Şimdi acaba Sayın Erdoğan Meral Akşener'e böyle bir teklifte bulundu mu? Ne konuşuyor AK Parti evet, bununla ilgili? Böyle yani, bir Şimdi şey bak, olursa, bir şey olursa böyle, böyle, özür dilerim. Pardon, özür böyle bir şey olursa yani Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa gerçekten Türkiye'de pek çok paradigma değişir. Ee, hadi söylüyorum. Söyle. AK Parti MHP ilişkisinde de bir takım değişikliklere uğrayabilir. Evet, evet, doğru. Ama neden Bahçeli kez evine dönmedi ya. Üç Uramaz. kez Bilemiyordum. Buhramaz. Yani, bakın ben. Konu evet bur ya da Burada bir değişim. Bir çimento etkisi yaratabilir. Şimdi ben az önce bir aslında şeyi söyledim ama. Yani belki MHP'ye de geri dönebilir. O, şimdi evet, yani, bakın. Yani, şimdi olabilir. Değişikler olabilir. Burada burada Can Sanım hadise şu. Ben dedim ki bakın 11 Ağustos'ta erteledik diyor terör örgütü mensupları seçimleri. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli olsun, Sayın Meral Akşener olsun önce devlet millet beka diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin beka tehdidi varken bir siyasi partinin işte partiler arasındaki ihtilafın olacağını ben düşünmüyorum. Ve burada şöyle bir yorum da var. Ak Parti cenahında bu konuyla ilgili ben bir konuşma duymadım. Ancak Meral Hanım'ın çevresinde onu da söyleyeyim o zaman. Güvenlikten sorumlu bir başkan yardımcılığı beklentisi olduğunu ben biliyorum. Cumhurbaşkanı. İçişleri Bakanlığı. İçişleri ve yani. diğer güvenlikle ilgili. Böyle <laughs> bir, e, bir. Meral Hanım'ın bir beklentisi var. Çevresi. Ben Meral ha. Hanım adına konuşsam yanlış olur. Tayyip Bey değerlendiriyor o zaman. O konuya ilgili Tayyip Bey'den de benim bilgi sahibi değilim. Yani Şimdi zaten, yanlış bir bilgi sahibi ben vermek istemem ama. Cumhurbaşkanı pazarlık seven biri değil zaten. Yani. Ama Sonra gelir o şeyler muhtemelen. Dolayısıyla benim gördüğüm İyi Parti çevresinde e, güvenlikten e, sorumlu e, bir e, bazı isimlerin e, hem terörle mücadele hem sınır ötesi operasyon hem de iç işleri bununla ilgili bir başkan yardımcılığı beklentisi içerisinde olduğunu ben tahmin ediyorum. Başkan yardımcılığı. Evet, evet. Peki şimdi neden kırgın tamam. olduğu bilgisi geldi editörüm sizinle atmış. Kurucu Genel Başkanı'nın görevden aldığı il başkanı yeniden aynı yere göreve ataması nedeniyle kırgınmış. E, kimdi o? Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım. Hmm. Hatta, yani kırgınlığın hatta, sebebi hatta, Yener Yıldırım'ın görevden alınması. Kavga çıkmıştı o e, aday açıklaması. Meral Hanım aday burak aday yani. Burak, 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 burak Akşener adına verdiği <laughs> cevaplar buyurun. Şimdi şöyle Burak ak Akburağ'la aslında... Yeni Akşener var. adına mı vermiş bunu? Ya Evet Öyle Burak buran verdiği... Yanıtmağı Şimdi bunlar. şöyle, buradaki zaten bugünkü açıklamasında da var. Berel Hanım'la ilgili açıklaması var da. Şimdi o krizin arka planı şuydu Cansu Hanım. Şimdi Yener Yıldırım'la Burak Akbırak Ankara'da Etimeskut ilçe belediye başkan adaylığı konusunda ihtilafa düştüler. Şimdi Burak Akbırak'ın önerdiği isimle Yener Yıldırım'ın is önerdiği isim farklıydı. Korsan iki aday açıklama oldu yani orada. Mesela genel merkez... Etim Eskut adayını açıklıyor. Yener Yıldırım ve ekibi de korsan orada. Meral Hanım'ın huzurunda adaya açıklıyorlar. Hakikaten komediydi yani. O, o ayrı bir mevzu. Peki hala bu konuyla ilgili mesela Meral Hanım AK Parti siyaset yapar mı sizce hocam? Valla şimdi Meral Hanım'ın geçmişine baktığımızda ülkücü bir gelenekten gelen ailesi ülkücü Türk milliyetçisi kimliğiyle bilinen bir hanımefendi. Virgül. Merkez Sağ'da da siyaset yaptı. Merkez Sağ'da siyaset yaptı. Doğru Yolu Milletvekili'ni ve İçişleri Bakanlığı'nı yaptı. Virgül. <laughs> Adalet ve Kalkma Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Son dakikada ayrıldı. Hatta o konuda da muhtelif iddialar var. Tamam. Yani. Hı hı. Virgül. MHP'de siyaset yaptı. TBMM başkan vekilliği yaptı. Hı hı. Virgül ayrıldı bir grup MHP'li ile beraber. Bunlar aslında bir kısmı iyi Parti, bir kısmı koptu. Kendi partilerini kurdular. Partisini kurdu. Yani Meral Hanım merkez sağ, muhafazakar sağ, Milliyetçi sağ bütün bu kulvarlarda girdi, bulundu, girdi, çıktı, son anda vazgeçti vesaire vesaire. O bağlamda geçmiş politik kariyerine baktığımızda, siyasal öz geçmişine baktığımızda pek bir tutarlılık göremiyoruz. Pek bir ilkellik, hani eskiler fikri müstakim derler. Doğrultu tutarlılığı göremiyoruz. Bundan sonra da Sayın Akşener'in Yeni bir parti kurması, adalet ve kafa partisine katılması beni hiç şaşırtmaz. O kadar şaşırtmaz ki zaten bu politik anlamdaki kafa karışıklığı bir tepki ve konjonktür partisi olan bugün bile halen yönünü çizememiş, yörüngesini bulamamış olan İyi Parti de son derece baskın halde. Hı hı. Yeni bir MHP mi olacaktı? Halen olmayı düşünüyor mu ki ben parantez açayım asla buna ihtimal vermem. MHP orada MHP olarak varlığını muhafaza ettiği müddetçe. Virgül. Yoksa yeni bir merkez sağ parti olacak. Bu kadar zikzaktan sonra. Hani bizler biraz ihtisas alanımız gereği. Umut Bey milletvekili olduğu için. Sizler gazeteci olduğunuz için. Bunu uzun uzun konuşuyoruz. Ama kurucu genel başkanı. Bir başka partiye yakın zamana kadar da zehir zemberek eleştire geldiği bir partiye giderse eğer İyi Parti'de zaten yoğun bir şekilde kitlesel olarak gözlenmediğimiz bu çözülme, tabandaki bu çözülme. Sadece parlamento grubunu demiyorum. Tabandaki bu çözülme. Durur mu, hızlanır mı? Hocam 31 Mart'ta zaten o çözülme artık devamı Aslında... gelecektir. Şimdi Azerbaycan Burhan değinmedi. İyi Parti'nin geçenlerde önemli bir yetkilisi Büyük Birlik Partisi'ne gitti. İyi Parti'den CHP'ye vekiller var daha da olabileceği konuşuluyor. Tabii. İyi Parti'de muhtemelen önümüzdeki günlerde adalet ve kalkınma başlığıyla. MHP'de de olacaktır hocam. hocam. Bravo sana bak. Ben teyit ediyorsun MHP. Şimdi Peki siz, İYİ bir, siz bir parti düşünün ki Büyük Birlik Partisi'ne giden var, MHP'ye giden var, CHP'ye giden var, AKP'ye giden var. Arkadaş bu zaten benim başından beri savunduğum ve sizin de tanıklığınızda pek çok meslektaşıma ters düştüğüm benim İyi Parti ilişkin bu bir kimlik sorunu yaşayan partidir. Parti. Şeklindeki ben saptama her zaman mı? toplama partisi dedi. Evet, saptama mı? Tepki Acaba Tepki. teyit mi ediyor? Doğru. Doğruluyor mu? Yoksa benim bu akademik, politik ve ideolojik saptamamı bu to, bu tablo, bu fotoğraf yoksa yanlışlıyor mu? Bence tamamen doğruluyor arkadaşlar ve İyi Parti'nin biz önümüzdeki yıllarda varlığına tanık olmayacağız. Ya yani İyi Parti dağılacaktır. Peki